Herkese merhaba arkadaşlar. Bündemin Tangal YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tasarım programı olan, tasarım sitesi olan Canva'dan bahsedeceğim. Şimdi Canva ne? Onu sizden bahsedeyim. Belki bilmiyorsunuzdur, normaldir. Şimdi Canva dediğimiz şey bizim tasarım yapmamıza, sosyal medya gönderileri tasarlamamıza, sonra Facebook gönderisi, el ilanı, afiş, rapor, sonra pazarlama kısmında Facebook gönderileri dediğimiz gibi baskı siparişleri için sosyal medya animasyonu sosyal medya gönderileri blog postu blog görseli vesaire bu tarz bütün tasarımları burada çıkartabiliyorsunuz ve buranın bir ücreti var tabii ki de ücretsiz çok az sistemlerini kullandırtıyorlar pro kısmı 13 dolar enterprise 30 dolar ücretsiz dedi işte 250 binden fazla ücretsiz şablon var 100 den fazla tasarım türü var 100 binlerce dediği ancak bunlar kısıtlı orada görebiliyorsunuz elinizi neye atsanız premium çıkıyor VIP çıkıyor Fotoğrafı alamıyorsunuz falan bunu çözmek için de günlük yeni tasarımlarla 420 binden fazla şablon 75 milyondan fazla stok fotoğraflar videolar ses ve grafikler sonrasında kendi yazı tiplerinizi ve logolarınızı yükleyebiliyorsunuz gibi özel modülleri ve ek özellikleri bize sunuyor şimdi gelelim biz bu pro seçeneğini nasıl alacağız şimdi Size açıklama kısmına linklerini vereceğim. Bundan önce pro kısmını zaten alamıyoruz. Ama alacağımız sistem pro ile aynı şekilde çalışıyor. Herhangi bir farklı kısmı yok. Şöyle gelelim. Free kısmını şimdi öncelikle göstermek istiyorum size. Mesela sosyal medyada Instagram hikayesi tasarlayacağız. Tur atlayalım zaten biliyoruz. Size göstereceğim. Bakın altında ücretsiz yazanlar ücretsiz. Tamam mı? Ve şu ücretsiz değil. Bunu yaptığımız zaman, indireceğimiz zaman bize bakın hepsi premium özellik. Ödeve indirde 1 dolar istiyor. Buna gerek var mı? Yok. Şöyle bir şey yapacağız. Değişiklikleri iptal ediyoruz. Öncelikle biz kayıt olmayı seçiyoruz. Google'a kayıt ol diyoruz. Burada benim hesaplarım çıkacak. Hemen altından şunu alalım. Ve şu an Canva'ya üye oluyoruz. Şu an bizim hesabımız ücretsiz hesap. Canva'yı öğrenci olarak kullanacağız diyelim lise diyelim Ekip kurun diyor Buna gerek yok şu anlık şöyle Tasarım oluşturuyor bize zorla bak görüyor musun neyse infografik diyelim Sonra geri geliriz Ana sayfaya dönelim Ve şu an e, hesabımız Kişisel Gördüğünüz üzere ne Canva kredimiz var ne Canva for enterprise hiçbir şey yok. Ana sayfaya geliyoruz. Şimdi yapacağımız şey çok basit. Ben şuradaki linki direkt alacağım. Size bu linkleri zaten bırakacağım. Bunlar kapanmış olabilir. İnşallah kapanmamıştır diyoruz ve kapanmamış. Bakın Canva Pro ekibinize hoş geldiniz diyor. Bir saniye. <laughs> Canva Pro ekibinize hoş geldiniz diyor. Ekibinizin tamamıyla birlikte gerçek zaman tasarımlar yapım proları açtık. Sihirli yeniden boyutlandırma, sınırsız sayıda klasör 100 GB depolama alanı, dosyalarınızı en iyi boyutta ve kalitede indirme hepsi açıldı şu an anladım diyoruz. Ve artık profesyonel hesaba sahibiz. Kanıt istiyorsunuz tabii ki de hemen bir kanıt gösterelim. Tamam abi anladık artık. Anladık şu an. Instagram hikayesi diyelim. Şu neymiş neymiş bakalım. Şöyle bir şey yaptık görüntülü. Eskiden kanvanın çıktığı ilk zamanlarda görüntülü e, hikayeler yoktu. Kendimiz hazırlıyorduk biz. Ama şu an artık e, videolu şeyleri de koymuşlar. E, videolu olarak da indirme yapabiliyoruz mp4 dosyası olarak. Ve şunu da söyleyeyim. E, bu programı photoshopla kıyaslamak isteyenler olacaktır. Photoshop'tan birazcık daha önde bu tarz gönderi tasarımları konusunda. Neden? Çünkü bu uygula bu programın sitenin bir de Android uygulaması var. Telefonunuzda hızlı bir şekilde tasarım yapmanıza olanak sağlıyor. İçerisindeki şablonlarla uğraştırmıyor. Photoshop'ta e, içerik üretenler bilir. Her zaman her zaman tasarım çıkartmak biraz insanı zorlayabiliyor. Hele ki emeğinizin karşılığı olmayan bir ücrete çalışıyorsanız. O yüzden direkt bu tarz işlerde satışını yaparken hemen bir tane Çıkartıyoruz şöyle bir şey. Şöyle bir tasarım. Burada yazımızı yazıyoruz. Mesela merhaba yazalım. Burası kalsın. Böyle bu tarz düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Arkaya logo eklemeleri vesaire şu fotoğraf kısmından, bileşenler kısmından. Mesela şunu ekleyeceğiz. Ücretsiz olarak bir zaten şöyle bir şey ekleyebiliyoruz. Ve en sevdiğim kısmı da ben vektörel aşığıyım. Çünkü kalite bozulmuyor ve boyutu çok düşük oluyor. Bunu silmeyi nasıl yapıyorduk ya? Heh sil. İndirde SVG dosyamız var ve yanındaki premium açık. İndire bastığımız zaman bize hazırlayıp indirtiyor. Bu kadar da güzel bir program. Çok fazla gelişiyor, geliştiriliyor. Bu programdan siteden mahrum kalmayın diye size ücretsiz nasıl alınır onu gösterdim. Canva'yı kullanın bu tarz taktikle Gruplar açıklamada bıraktığım linkler kapanabilir. Birkaç tane bırakacağım. Hızlı bir şekilde girin hesabınızı oluşturun. Bir daha da kapanmasın. Bunu premium olarak kullanın. Bugün videomuzda kanva nasıl alınır gösterdim ücretsiz olarak. Videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın. Paylaşın ki daha çok insan bunu görsün. Daha çok kullanım olsun. Linkleri yenilemeye çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.